Mevcut sistem milli değildir, yerli de değildir. Elhak, hakikatin beyanıdır bu ifade. Çünkü bu aziz millet yıllardır kendi kültürüyle, tarihiyle, örf ve adetleriyle yönetilmemektedir. Milli bir siyasetle, milli bir kültürle, milli bir ahlakla memleket idare edilebilmiş değildir. Medeni kanunlarımızda, ceza yasalarımızda, ceza muhakemelerimizde, idari hukukumuzda ne hazindir ki yerli ve milli değil. Bila istisna hepsi batıdan ithal edilmiştir. Onun içindir ki toplumsal uzlaşıda sürekli sorunlar yaşıyoruz. İşte bu hakikatlere milli irade vakıf olduğu için Erdoğan'a 21 yıllık iktidarı teslim ettiği gibi 3. kez Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkisini verdi. 5 yıl daha yönet dedi. Öyle inanıyoruz ki bu evet sonucuyla Erdoğan da milletin milli ve yerli olmaya yönelik istek ve arzularına yönelecektir. Yeni yüzyılda bu minvalde yönetimsel bir siyaset ortaya koyması gerekiyor. Osmanlı'nın mirası olan terbiyenin, kültürün, milli marifin yeniden milli bir uyanışla şaha kaldırmak lazım. Ülkenin de milletin de buna ihtiyacı vardır. Güven, istikrar ve birlik yeniden tesis edilmelidir. Halkın hizipleşmelerden arınması lazım. Genç neslin milli ve yerli bir ilim ve irfanla donatılması gerekir. Yolları ulumi İslamiye'den geçmeli. İslami ilimlerle terbiye edilmelidir. Doğruluğun, güzel ahlakın yolu buradan geçiyor. Gençlik ülkenin ve milletin birer milli manevi sermayesidir. İlerlemenin, kalkınmanın, madden ve manen zenginleşmenin yolunda onlar birer önce olacaklardır. İşte AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşen görev, milli ve yerli olabilme adına stratejiler belirlemesi gerekir. Temel sorumluluk toplumun birlikteliğidir. O da halkın milli ahlakla donatılmasıyla mümkündür. Bakınız, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Cenab-ı Allah şöyle sesleniyor. İnne ke gulkin azim. Malen sen en üstün ve en büyük bir ahlak üzerindesin. Eğer ki inandığımız ve intisap etmekle gurur duyduğumuz o yüce İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu intisap doğrultusunda inanıyorsak ki inanıyor olmamız gerekir. Bilmiş olalım ki onun ahlakıyla ahlaklanırsak neslimizi, gençliğimizi, tüm insanlarımızı onun ahlakı Muhammedi ile donatırsak hiçbir sorunumuz kalmaz. Ne maddi ne de manevi hiçbir sorun yaşamayız. Zira tarih şahittir. İslam'ı yaşayan toplumlar tarih boyunca hiçbir zaman maddi ve manevi sorun yaşamamışlardır. Üstün bir ahlak rotasında yürümüşler ve dünyaya hükümran olmuşlardır. Yeryüzünün üçte birini İslam'ın terbiyesiyle donatmışlardır. Şunu herkesin bilmesi gerekir. İslam sadece lafızdan ibaret değildir. İslam demek toplumsal yaşamın tümü demektir. Yani sırat-ı müstakim üzerinde yürüyen dost doğru bir toplumun yaşam biçimidir İslam. Hileden, aldatmadan, haram yemekten uzak toplumu emreder İslam. Bu yolu gösteren de dost doğru yol Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ama ve lakin, ülkenin hali haline baktığımızda mevcut hal topluma problemleri yaşatıyor. Kavga, kargaşa, terör, ekonomiksel sıkıntılar, ahlaki çöküntüler vesaire vesaire. Neyi sayarsanız sayın büyük bir yıkım söz konusu gayri ahlaki olaylar silsilesi yaşanıyor. Çünkü toplumu İslam'dan uzaklaştıran haller var. Bu minvalde projeler uygulanıyor. İyi düşünen insanlar şöyle düşünüyor. Acaba ben nasıl çalışayım da akşam helal bir lokma götüreyim çocuklarıma yedireyim düşüncesinde olmalıdır. Yoksa rastgele helal haram demeden ne gelirse elimden çocuklarıma yedireyim diye düşünmek batıl bir anlayıştır. Zira her kim olursa olsun evladını haram yediriyorsa ailesini zımnen de olsa yok etmekte bölüp parçalamaktadır. Bir toplumu sağlıklı kılan huzurlu, mutlu, imanı, şuurlu aile müessesesidir aile mazbutiyeti, ailenin güçlendirilmesi, bütünlüğü, birlikteliği, ailenin tümüyle İslam ahlakıyla donatılmasıyla mümkündür. Yoksa mevcut hal toplumu bir tarafa götüreceği muhaldir, imkansızdır. Bu yaşantıyla, bu ahlakla, bu helal haram demeden hayat biçimlendirmesiyle toplum bir yere varamaz. Orta yerde görünen bir gerçek vardır. O gerçekte inandığımız, bağlı bulunduğumuz yüce kitabı mübin Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an'ı tozlu raflara kaldırmakla değil ve hut çantaya koyup duvara asmakla da değil, onu okumakla ve ne dediğini öğrenmekle, öğretmek ve onunla amel etmekle kamil olunur. Demek ki Kur'an'a mensup bir millet olarak kendimizi tanımamız gerekir. Aksi takdirde denir ya, yarım doktor candan, yarım iman dinden eder. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i tozlu raflara ya da şahşahlı çantalara koyup duvarlara süs olarak asmakla Müslüman olunmaz. Kur'an'ı öğrenmek, öğretmek etmek ve sımsıkı sarılmak bu millete kesinlikle huzur, mutluluk, bereket getirir. Felaketlerle yüz yüze gelmez. Nitekim hali alem meydandadır. Çünkü Kur'an'la yaşamayan bir devlet, bir millet, bir hükümet, bir iktidar, bir toplum hiçbir zaman zaferle tanışamaz. Hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Yolunu dost doğru bir şekilde tespit edemez. İlla şaşırır ve illaki uçuruma yuvarlanıp gider. Kur'ansız bir toplum uçuruma yuvarlanmaya mahkumdur. Onun için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 103. ayeti aynen şöyle buyuruyor. Ve teslimü bihabli illallahi cemian ve teferaku. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Zihnen, fikren, düşünce olarak bölünmeyin, parçalanmayın. Dost doğru yol Kur'an'ın yoludur. Kur'an'la tanışmak bir milletin seviyece yücelmesinin, başarılı olmasının tek yoludur. Kur'ansız bir toplumdan hiçbir şey beklemeyin. Bu itibarla diyoruz ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Rabbimizin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize emirleridir. Hz. Cebrail de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir ve sonrasında ise ümmet olmuşmuştur. Bu ümmette ona sımsıkı sarılmadığı müddetçe kendini mağlubiyetten, düşüşten, mahrumiyetten, sıkıntı ve musibetlerden kurtaramaz. Bu kesin bir yoldur. Tekraren söylüyorum. Ali İmran suresinin 103. ayetinde mealen buyurulduğu gibi ve tesimu bi hablillahi an ve la Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Bunun mefhumu muhalifi Kur'ansız bir toplum hiçbir zaman başarılı olamaz, emellerine ulaşamaz, beklentilerini de bulamaz. Enderin saygı ve sevgilerimle hayırlı cumalar.